Verilen olaylar sonucunda oluşan bakteriye ait DNA moleküllerinin santrifüj edildiğinde deney tüpünde ortaya çıkan dağılım istenmektedir. Arkadaşlar, genomun da sadece ağır azot bulunan bir bakterinin, yani N15, ilk olarak hafif azot içeren bir ortamda bir kez bölündüğü, yani N14 ortamda bir kez bölündüğü ifade edilmiştir. Bu süreçte arkadaşlar DNA zincirleri açılacak. Serbest kalan zincirlerin karşısına ortamdaki azotlu nükleotitler kullanılarak yeni zincirler sentezlenecektir. Ortamda N14 olduğu için birinci eşleme sonucunda oluşan DNA'lar bu şekilde yazılabilir. Ardından arkadaşlar oluşan yavru bakterilerin tekrar normal azotlu ortama alındığı ve burada iki kez bölünmesi için yeterli süre bekletildiği ifade edilmiştir. Yani bir sonraki aşamada yine normal azotlu ortamda iki kez bölünme gerçekleştirilmelidir. Yine kollar ayrılacak olursa ve bunların karşısında ortamda N14 olduğu için yine N14'ler getirilecek olursa oluşan DNA molekülleri bu şekilde yazılmalıdır. Bu arkadaşlar birinci eşlenmedir. Bizden iki kez bu ortamda eşlendiği istenmektedir. Dolayısıyla yine DNA zincirleri her bir DNA molekülü için açılmalıdır. Ve toplam 8 DNA molekülü oluşacaktır. Bu ortamda da N14'lü azotlar bulunduğuna göre toplam arkadaşlar oluşan 8 DNA'nın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesinde N14, N14, 2 tanesinde ise N14, N15 durumu ortaya çıkacaktır. Yani %75 hafif, %25 melez olan D seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olmalıdır. Verilenlerden hangisinin model organizmalarda bulunması tercih edilen özellikler arasında sayılamayacağı istenmektedir? Arkadaşlar, deney ve araştırmalarda kullanılmaya uygun özellikleri taşıyan canlılara model organizma adı verilir. Model organizma seçiminde dikkat edilecek faktörler şunlar olarak sayılabilir. Deneysel uygulamalar için elverişli olmalıdır. Kısa bir yaşam döngüsüne sahip olmalıdır. Laboratuvar ortamında yetiştirilebilmelidir. Genomu küçük olmalıdır. Gen haritası çıkarılmış olmalı ve ekonomik yönden elverişli olmalıdır. Buna göre arkadaşlar, genom haritası çıkartılmış olması ve küçük bir genoma sahip olması, genomunda kolay değişim yapılabilecek şekilde, yani deneylere açık olması, laboratuvar ortamında yetiştirilebilir özellikte olması ve hızlı üreyebilen, kolay bulunan bir tür olması özellikler arasında sayılabilir. Ancak uzun yaşam döngüsüne sahip, iri yapılı canlılardan oluşan bir tür olması istenen bir özellik değildir. Yaşam döngüsünün kısa olması gerekir arkadaşlar. Bu durumda deneylerden daha kısa sürede sonuçlara ulaşılmış olacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir.
DNA replikasyonuyla ilgili hangi açıklamanın yanlış olduğu istenmektedir? A seçeneğine verilen halkasal DNA'larda replikasyon orijini bulunmazken doğrusal DNA'larda en az bir tane replikasyon orijini bulunur ifadesi yanlış olacaktır. Arkadaşlar, prokaryotlardaki halkasal DNA'larda bir replikasyon orijini, ökaryotlardaki doğrusal DNA'larda çok sayıda replikasyon orijini olmalıdır. Diğer seçeneklere baktığımızda replikasyonda görev alan enzimler DNA'nın çift sarmalını birbirinden ayırmak ve aynı anda kopyalamak için gereklidir ifadesi doğrudur arkadaşlar. Bu enzimlerden helikaz çift zinciri ayırmakta, polimeraz ve ligaz yeni zincirler üretiminde görev almaktadır. DNA replikasyonu sırasında DNA'nın her bir zinciri yeni oluşturulacak zincirler için kalıp görevi yapar ifadesi de doğrudur arkadaşlar. DNA çift zinciri replikasyon sırasında açılacak. Serbest kalan her zincirin karşısına yeni zincirler sentezlenecek, yani her iki zincir kalıp olacaktır. Replikasyon sonucu oluşan DNA moleküllerinin her birinde ana DNA'ya ait bir zincir ve yeni sentezlenmiş bir zincir bulunur ifadesi doğrudur arkadaşlar. Bu tanım yarı konumlu eşlemedir. Oluşan DNA'lardaki zincirlerden bir tanesi ana DNA'dan gelmiş, diğeri ise arkadaşlar ortamdaki nükleotitler kullanılarak yeni sentezlenmiştir. DNA replikasyonu hücre bölünmesi başlamadan hemen önce interfazda gerçekleşir ifadesi de doğru verilmiştir arkadaşlar. Replikasyon interfazın S evresinde yapılmaktadır. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olmalıdır. Elde edilen deney sonuçlarıyla ilgili hangi yorumun yapılabileceği istenmektedir? Arkadaşlar, ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteriler ve bazı enzim çeşitleri bir araya getirilerek kapsülsüz bakterilere ilave edilmiş ve sonuçlar gösterilmiştir. Buna göre ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteri proteaz enzimi kapsülsüz bakteri eklendiğinde ortamda hem kapsüllü hem kapsülsüz bakterilerin olduğu, glikozidaz eklendiğinde yine her iki tip bakterinin olduğu, ribonükleaz eklendiğinde her iki bakteri tipinin olduğu, lipaz eklendiğinde her iki bakteri tipinin olduğu görülmüştür. Ancak deoksiribonükleaz eklendiğinde ortamda sadece kapsülsüz bakterilerin oluştuğu anlaşılmaktadır. Buna göre deoksiribonükleazlar ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerin DNA'larını hidroliz eder. Bu DNA'lar hidroliz edildiği için kapsülsüz bakteriler arkadaşlar ortamda kapsüllü olmayı sağlayan geni alamayacaktır ve kapsüllü hale gelemeyecektir. Bu deneyler bilim insanlarına canlıların genetik özelliklerini protein, karbonhidrat, RNA ve yağdan değil DNA'dan dolayı karşıladığı sonucuna gitmiştir. Yani deney sonuçları DNA'nın hücrede yönetici molekül olduğunu kanıtlamıştır yorumu doğru olacaktır. Çünkü DNA'nın olmadığı ortamda kapsüllü bakteri oluşmamış ama diğer 4 ortamda, yani DNA'nın ortamda bulunduğu durumlarda kapsülsüz bakteriler ve kapsüllü bakteriler görülmüştür. 4. tüpte kapsüllü bakterilere ait DNA'nın tahrip edilmiş olması nedeniyle kapsülsüz bakteriler kapsül oluşturma özelliği kazanmamıştır ifadesi doğrudur arkadaşlar. 4. tüpte deoksiribonükleaz ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterinin DNA'sını hidroliz etmiştir. Bu DNA ortamda artık işlevsel olmadığı için kapsülsüz bakteriler tarafından alınamamış ve kapsül oluşturma yeteneği kazanılamamıştır. 1, 2, 3 ve 5. tüplerdeki bakterilerin bir kısmı dış ortamdan DNA alarak yeni gen kombinasyonlarına sahip olmuştur yorumu da doğru verilmiştir arkadaşlar. Protein sindiren, karbonhidrat sindiren, RNA sindiren ve lipaz sindiren enzimlerin bulunduğu ortamda DNA sindirilmediği için DNA parçalarını
ortamdan kapsülsüz bakteri almış ve bu parçayla kapsül oluşturma yeteneği kazanmıştır. O halde sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. DNA ve tüm RNA çeşitleri için hangi özelliklerin ortak olduğu istenmektedir? A seçeneğinde verilen fosfat sayısının 1 eksiği kadar glikozit bağı bulundurma ifadesi arkadaşlar RNA için geçerli bir ifadeyken, DNA çift zincirli olduğu için fosfat sayısının 2 eksiği kadar arkadaşlar glikozit bağı içermelidir. Guaninler ile sitozinler arasında DNA'da, tRNA'da ve rRNA'da üçlü hidrojen bağı varken mRNA'da hidrojen bağı yoktur. Kendine eşleme DNA'ya ait bir özelliktir. Hiçbir RNA çeşidinde gözlenemez. Pürin bazı sayısının pirimidin bazı sayısına eşit olması DNA için geçerli bir özelliktir. RNA'da böyle bir eşitlik tek zincirli olduğu için gözlenemez. Ama ister DNA ister RNA arkadaşlar nükleik asit olduğu için ve yani nükleotit polimeri olduğu için yapılarındaki pentoz şeker sayısı fosfat sayısına, o da baz sayısına ve nükleotit sayısına eşit olmalıdır. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. DNA parmak izi yöntemiyle ilgili hangi açıklamaların doğru olduğu istenmektedir? Arkadaşlar bir canlıya ait hücredeki DNA baz diziliminde tekrar eden anlamsız baz dizilerinin jel üzerinde oluşturdukları bantlı yapıya DNA parmak izi adı verilir. DNA parmak izi arkadaşlar insanların DNA baz dizilimlerinin farklı olmasından dolayı tek yumurta ikizleri hariç bireyin genetik yapısı diğerleriyle aynı olmadığı için çok kesin bir sonuç ve güvenilir bir sonuç verecektir. DNA parmak izi günümüzde adli vakalarda suçluların tespitinde sıklıkla kullanılmaktadır. Olay yerinde bırakılan saç, tırnak, deri hücreleriyle kan ve tükürüklerden elde edilen DNA baz dizilimleri arkadaşlar, şüphelilerin DNA baz dizilimiyle karşılaştırılarak gerçek suçlu tespit edilmektedir. Aynı zamanda babalık davaları, bitki ve hayvan ırklarının belirlenmesinde de kullanılmaktadır. Genomun tek yumurta ikizleri hariç olmak üzere bireye özgü olması DNA parmak izi yönteminin dayandığı temel prensiptir açıklaması doğru olacaktır arkadaşlar. Tek yumurta ikizleri hariç genom canlıya özeldir. Dolayısıyla DNA parmak izi karşılaştırılarak birçok sonuç elde edilebilmektedir. DNA'nın anlamlı bölgelerinin türe özgü özellikleri kodlaması nedeniyle benzerlik oranının çok yüksek oluşu, bu dizilerin DNA parmak izi yönteminde kullanılmamasını açıklayabilir ifadesi doğrudur. Arkadaşlar DNA parmak izi yönteminde anlamlı diziler değil, DNA'nın baz diziliminde tekrar eden anlamsız baz dizileri kullanılmaktadır. Çünkü anlamlı diziler çok benzerlik gösterirken anlamsız diziler benzerlik göstermeyecektir. Bu yöntem adli vakalarda, babalık davalarında, bitki ve hayvanlıklarının belirlenmesinde günümüzde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır arkadaşlar. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır.